Monmouth'un yazılarında rastlıyoruz. Kral Arthur döneminde ortaya çıkmış çok ünlü ve olağanüstü bir karakterdir bu. Denekli başlığı olan bir kişi olarak anlatılıyor aslında. Biraz komik veya gülünç biri. Ama aslında Merlin çok ciddi ve çok önemli bir karakter. Hikayelere göre Kral Arthur milattan sonra 500 civarında yaşamış ve Merlin denilen bir bilge kendisine danışmanlık yapmış. Merlin'in her türlü büyülü gücü olduğu söyleniyor. Kendisi şimşekler, gök gürültüleri yaratırmış, kayaları kaldırırmış, geleceği görebilirmiş. İstediği zaman bir hareketle savaş meydanını sise boğarmış. Aslında Merlin'i druid olarak görmek lazım. Druidler ilk toplumlarda bir tür dini kişiler. Bazı durumlarda onlara Kelt savaşçı gruplarıyla birlikte rastlıyoruz. Kralın danışmanı olmak gibi çok önemli fonksiyonları olabiliyor. Druidler büyüyle uğraşıyor. Doğaüstü dünyayla maddi dünyanın yararına olacak ilişkiler kuruyorlar. İngiliz Milli Kütüphanesi'nde Annals Cambria denilen bir el yazması var. Gal Vakainamesi demek. Bu kitapta kuzeydeki bir ormanda yaşayan Merlin adında bir adamdan söz ediliyor. Öyle bir anlatılıyor ki bu Merlin, Arthur efsanelerinde sözü geçen Merlin olabilir. Efsaneye göre Merlin, Sakson istilasına karşı koyabilmek için İngiltere'deki çeşitli krallıkları birleştirme planının ardındaki asıl beyindi. Sahip olduğu muazzam gücü kullanarak genç Arthur'u tahta çıkarmak için çok uğraştı. Merlin daha Arthur doğmadan önce bile İngiltere'yi birleştirmek için sahneye çıkmıştı. İşleri öyle bir ayarladı ki Arthur kral soyundan geldi ama ilahi düzeni sağlayacak bir lider için son derece tehlikeli olan şato ortamında büyümedi. Arthur'a çocukluğunda öğretmenlik yaptı. Ona doğanın güçlerini öğretti. Ve daha sonrasında bu Arthur'un çok işine yarayacaktı. Arthur'u öyle yetiştirdi ki çocuk başka hiç kimsenin yapamayacağı işler yapabilir oldu. Örneğin taşa saplanmış kılıcı çekti. Anlaşıldığı kadarıyla Arthur'u halkın gözünde ölümsüz bir kahraman yapmak istiyordu. Böylece onun peşinden gidecekler ve onu tek kral olarak kabul edeceklerdi. Bir başka deyişle Merlin gerçek otoritedir, tahtın ardındaki danışmandır. Bazıları Merlin'in Arthur'u tahta çıkarmak için doğaüstü veya dünya dışı bir bilgiyi kullandığını ve bu sayede İngiltere'yi birleştirdiğini söylüyor. Peki ama Merlin kimdi veya neydi? Antik astronot kuramcıları ipuçlarının Merlin'in doğumuna dair anlatılan efsanelerde olduğunu söylüyor. Merlin'in doğumu bir mucize öyküsüdür. Annesi rahibedir, bakiredir. Bir gece çok erotik bir rüya görür. Uyandığında hamile olduğunu anlar. Yani Merlin'in babası bir cin olabilir. Şeytanın ordusundan bir kara melek, bir iblis olabilir. Bu iblis masum bir kadını uyurken rüyasına girmiş ve onunla seks yapmıştır. Merlin hakkında en yaygın efsane gücünü iblis babasından aldığıdır. Vaftiz edilmiş ve iblisten gelen huyları eriyip gitmiştir. Ama iblis babasının